sakın izlemeyin. Bak baştan söylüyorum, Atiye dizisini sakın izlemeye kalkmayın. Çünkü başından kalkamıyorsunuz. Hala izlemediyseniz tabii. Netflix Türkiye'nin ikinci yapımı Atiye'nin ilk sezonu yayınlandı ve birçoğumuz şimdiden ikinci sezon için gün saymaya başladık bile. İçinde ne gizemler, ne soru işaretleri, ne anlamlar vardı ama. O yüzden çok uzatmadan hemen size Atiye dizisinin videosunu alalım. Atiye aslında kim? Sembolünün anlamı ne? Nemrut ve Göbekli Tepe neden özellikle mekan olarak seçildi? Buyurun. Atiye, The Gift. Vallahi gerçekten hediye gibi geldi bize. İlk Netflix dizimizde biraz bocalamıştık ama biz size demiştik. Kötülemeyin, daha iyileri gelsin diye izleyin, izlettirin. Bakın ne oldu? Dediğimiz oldu. Normal televizyon kanalında yayınlansa yayınlandığı akşam tüm reyting rekorlarını kırarcasına giriverdi hayatımıza. Her yerde onu konuşur olduk. Twitter çalkalandı da kimdi bu Atiye? Ya da neydi? Atiye İstanbul'da yaşayıp soyut resimler yapan, hatta o yaptığı resimleri sevgilisinin babasının da katkısıyla galeride satan genç bir ressamdır. Başına buyruk, özgür ama sadıktır. Çocukluğundan beri nedenini hiç bilmediği bir simge çizer. Ahan da bu. Aynı zaman diliminde ülkenin bambaşka bir yerinde Erhan babası gibi arkeolog olup tarihin gizemlerini çözmeye çalışır. Çalışmasını tüm dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği Göbekli Tepe'de gerçekleştirir. Buraya kadar iki farklı hayat izleriz. Ama sonra bu iki ismin yolları kesişir. Atiye'nin çizdiği bu sembol Göbekli Tepe'de arkeologlar tarafından keşfedilir. Tabii hemen basında bu yayılır ve şans eseri Atiye bir gece kabustan uyandığında sanki FBI ona bunu özellikle göndermişçesine bu haberi görür ve bir yolculuğa koyulur. Urfa'ya gidip Göbekli Tepe'de o sembolü görmek ve anlamını öğrenmek ister. Ama bu yolculuk sadece bedenen olmayacaktır. Bu rastlantı soyut bir yolculuğun başlangıcı olur. İşte dizi tam olarak bu konuya dayanıyor. Değil. Bu diziyi güzel yapan bu konunun etrafında katman katman ince ince başka konularında işleniyor olması ve bunun bizden çıkmış olması. Dizi, spiritüel danışman olarak da çalıştığı söylenen Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı ilk kitabından uyarlanmış. Senaryoyu kaleme alan 3 kişi var. Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal. Atiye 8 bölümlük ilk sezonuyla 27 Aralık 2019'da her Netflix orijinal dizisi gibi 11.01'de yayına verildi. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür var. Videonun bundan sonrasında biraz spoiler'a maruz kalabilirsiniz bizden söylemesi. Dizi aslında öyle çok çok orijinal, abi ben böyle bir şey hayatımda izlemedim dedirtecek bir konuya sahip değil. Ama onu özel yapan tüm dünyada izlenecek olan Göbekli Tepe ve Nemrut Dağı'nda geçmesi. Bu değerleri dünyaya göstermesi. Hatırlarsanız Hakan Muaf'ı sadece İstanbul'da geçiyordu. Tamam kapalı çarşı falan vardı ama Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil ki. Atiye, Şanlıurfa Göbekli Tepe'den Nemrut'a, oradan İstanbul'a uzanan ve zengin Anadolu topraklarının doğal güzelliklerini gösteren bir hikaye. Hakan Muhafız'da daha sert ve gerçek dünyadan ayıran süper kahraman karakteri vardı. Ama Atiye'yi izlerken çoğu zaman fantastik bir dizi izlediğiniz izleniminden çıkabiliyorsunuz. Bu kadar sevilmesinin bir nedeni de Netflix izleyicisinin aşina olduğu bir tarzının olması. Giyim kuşamlardan hareketlere, yiyip içilenden dizi müziklerine kadar daha batılı. Konusu ise biraz dark, biraz DOA, biraz Bulut Atlası filminden uyarlama. Mağara etkeni, buranın geçmiş, gelecek ve şimdiyle bağlantısı direkt Dark dizisini akıllara getirdi. Hoş sonra hemen unuttuk çünkü her bölümü ayrı bir heyecanlıydı. Paralel Evren öğesi ise DOA dizisiyle çok benzeşmiş. İzlemeyenler iki diziyi de Netflix'ten izleyebilir. Hatta benim Instagram adresimde iki kişiye 6 aylık Netflix üyeliği çekilişi var. İsterseniz oraya da alabiliriz sizi. Hayatlarımız sadece bize ait değil, göndermesiyle de Bulut Atlası filmini anımsatıyor. Hatta orada da karakterin doğum lekesi var. Çukur'un sembolünün bu kadar tutulmasının ardından burada da bir sembol kullanalım bari demişler gibi de durmadı değil bu sembol. Ama çok da anlam saklı içinde. Sembol eski simya periyodik tablosu kullanılarak oluşturulmuş. Birden fazla simgenin birleştirilmiş haline benziyor. Bu iki sembolün civayı temsil ettiği düşünülmüş. Zira simyacılar da civanın hem katı hem sıvı durumunun iki hayatı birleştirdiğini düşünürlermiş. Sembol hakkındaki bir diğer teori de geçmiş ve geleceği temsil ettiği yönünde. Ortası arsenikle bağlanmış. Bu iki kutbu birbirine bağlayan yer. Yani Atiye.
Sembolün üst ve altındaki çizgiler ise fosfor, yani karanlığa gömülü olan aydınlık o. Üst kısmının daha yeni, alt kısmının ise eski olması geçmiş ve geleceği temsil ediyor olabilir. Bir de birçok defa duyduğumuz Sirius yıldızı var. Büyük köpek takım yıldızında yer alan ve güneşin ardından gökyüzünün en parlak olan yıldızı. Onun da iz düşümünde yer alan kapının iki dünyayı birleştirdiği düşünülüyormuş. Göbekli Tepe'nin ise onunla alakalı olup olmadığı hala bilinmiyor. Birçok defa sen kimsin diye sorulan, mümkün senin rızandır denilen Atiye'nin kim olduğu konusuna gelirsek, dizide diyor ki en tepeye çıkmak için en dibi görmelisin. O yüzden kendi yolculuğunda Atiye Nemrut Dağı'nın en dibine iniyor. Burada kendinin kabul etmediği şeyleri görüyor. Kendiyle tanışıyor. Bu bölümde Atiye'ye bir yılan yol göstermişti. Ardından kuğu gibi bir melek ona eşlik etti. İşte bu yılanın Şahmeran'ın yılanlarından biri, o meleğin de Şahmeran olduğu düşünülebilir. Şahmeran'a yılanların anası derler. Tüm yılanlara onun hükmettiğine inanılır ve yerin 7 kat altında yaşadığı söylenir. Yani Atiye'nin kendini bulduğu yerde. Yani Atiye Şahmeran'ın kızıdır. Ve Şahmeran ölünce ruhu kızına geçer deniyor. Ve bu çok büyük bir güç demek. Reenkarnasyon demek ki reenkarnasyonda ruhların yeni bedenleri için bir yerde beklediğine inanılır. Aynı Atiye'nin kardeşi Cansu gibi ve Atiye onun da içinde olduğu bu zamanı resetleme özelliğine sahip. Ama bu nasıl bir resetleme? Zamanda geriye gidip bütünlüğü bozmak mı yoksa paralel evren mi? İşte o belli değil. Zaten teoriler de hep bu düşüncenin etrafında toplanmış. Teorilerden birine göre tek bir zaman döngüsü var ve bu döngü üzerinde değişimin olmasını isteyen karakterler. Bu sayede kendilerine acı veren olayları geri çevirebilecekler. Ama hayat kaldığı yerden bir başka şekliyle devam edebilecek. Belki de o yüzden nişanlısının babası Serdar, Atiye kayıpken oğluna "Atiye'ye bir şey olursa ben de yaşayamam" demiştir. Zaten en büyük boşluk bu Serdar karakterinde. Son bölümlere kadar hiç üzerinde durulmadı ama sonra ana karakterlerden biri oluverdi. Sit alanında bile dinamit patlatacak, polisleri, jandarmaları azarlayacak bir güce sahip ama bunu nasıl elde ettiği hiç verilmemiş. Atiye'yi neden bulmak istiyor, biat ettiği güç ne, çıkarı ne? Bunlar hiç yok. Yani dizi resmen ikinci sezonu kesin gözüyle bakılıp çekilmiş. Herhalde Serdar sonra çok daha büyük bir karakter olacak. Tabii övdük o kadar da ama eksiklikleri yok değil. Hatta ilk bölümden sıkılıp daha izlemeyen bile vardır. Çünkü ilk bölüm sadece Jason tarafından yazılmış. O yüzden de bizlere çok uzak bir dil kullanılmış. Çok batılı. İnsan kendiyle bağdaştıramıyor ama sonra Türk yazarlar işe alınca durum değişmiş. De o zaman da çok olmuş. Yıllardır kayıp olan gizemli anneanne bululunca ona bir sürü soru sorulmaz mı? İlk ezogelin mi içirilir yani? Tamam, fantastik bir dizi ama araba yolculukları da ışınlanma gibi olmuş. Üstelik ne güzel, tüm dünya izleyecek işte. Az daha gösteremediniz mi şu Göbekli Tepe'yi, Nemrut'u? Kıytırık, oynatma hızını 1.75'e alsam bir saatte anca bitecek televizyon dizilerinde bile daha uzun, daha şaşalı görüntüler oluyor. Bazı şeyler böyle şey anca filmde olur yani dedirtti dizide. Erhan'ın yanında birdenbire tüm ayetleri bilen biri oluyor karakolda. 35 saliselik bir görüntü aniden Atiye'nin gözlerinin önünde geliyor. Çoban kızı arabaya alıyor. Koyunlar nerede? Dağa mı kaçtı? Ayrıca bu kadar güçlü kadın imajı çizilen Atiye de evliliği ve deliliği hemen kabul ediyor. Hem de psikiyatristle doktorla konuşur gibi değil, sarhoş gibi konuşarak. Ama hiçbir eksiklik her bölümün sonunda hemen diğerini açma isteğinin önüne geçemedi. Çünkü merak unsurunu hep merkeze almışlar. Cevaplar hemen tek seferde verilmiyor. Bölüm bölüm ayrılmış. Ayrıca Salt iyi ve Salt kötü bir karakter de yok. Bölümler boyunca karakterlerin katman katman değiştiğini görüyoruz. Işık desen çok güzel kullanılmış. Zaten ekranın her yanı blurlanmış, pembe kan görmekten sıkıldığımız için internete geçiyoruz. Bunun hakkını çok güzel vermişler gerçekçi kan ve makyajlarla. Yani her anlamda ülke standartlarının üstüne çıkmış. Umarız başka yapımlara da örnek olurlar. Ama dizinin kalitesi bir yana başka bir şekilde örnek olsunlar. Mesela işçi ölümleri. Umarız Sinema Televizyon Sendikası'nın açıkladığı gibi sette boyacı olarak çalışan ve ağır ihmalle yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybeden Hasan Karataylar daha fazla olmaz. Umarız diğer yapım şirketleri işçileri sette ambulans ve iş güvenliği olmaksızın sigortasız çalıştırmaz.